Mutlu akşamlar TV52 ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Sümeyye Yıldırım. Bugün 11 Ekim 2024 Cuma. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tiran'da Namazgah Camisi'nin açılışında konuştu. Erdoğan, İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak vicdani bir zorunluluktur dedi. 2015 yılında temelini attığımız Balkanların en büyük camisi Namazgah Camii'nin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tiran'da Namazgah Camisi'nin açılışında konuştu. Balkan coğrafyasının bu en büyük camisinin aynı zamanda 6 asrı aşan ortak tarihimiz ve kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalarımızdaki yerini alacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dinini istismar eden çıkar gruplarına seslendi. Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı, kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin işgal edilmesine yönelik de önemli mesajlar verdi. İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak vicdani bir zorunluluktur dedi. Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail'in uyguladığı soykırım bir yılı geride bıraktı. 50 bin masum Filistinli kardeşimiz şehit edildi. 100 bini aşkın kardeşimiz yaralandı. Camiler, kiliseler, hastaneler, okullar, üniversiteler ve pazar yerleri bombalandı. İsrail yönetimi Filistin'de çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden saldırılarına devam ediyor. Şimdi de İsrail yönetimi katliam politikasını Lübnan'a taşıdı. İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında otopark sorununa açıklık getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler her binanın altına iki katlı otopark yapılacağını söyledi. Otopark sıkıntımız var. Ünye'de de var, Fas'ta da var, diğer Altınordu'da zaten var. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında otopark sorununa açıklık getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler her binanın altına iki katlı otopark yapılacağını ifade etti. Bunu biz şimdi yer altına alarak bunları bu sene inşallah millet bahçesiyle ve diğer her binanın altına iki kat otopark yapıyoruz. Genel olarak söylüyorum. Bunları yaptığımız zaman şehir daha da rahatlayacak. Altınordu'da trafiğin bir nebze de olsa çözüldüğünü vurgulayan Başkan Güler, Ünye'de sorunun halen daha çözülemediğini dile getirdi. Çözümü için talepleri bekliyoruz çağrısı yaptı. Ama bunun için sizden özellikle Ünye'den ve şunu bekliyoruz. Altınordu'da trafiği biz çözdük nispeten. Nispeten çözdük. Dolmuş sistemiyle yaptık. Ünye'de şimdi aynı şeyi istiyor. Fas'ta istiyor. Ama Ünye'den bir araba kalkıp da Ordu'ya gidene kadar Fas'ta sıkıntı çekiyor. Başka yerde sıkıntı çekiyor. Havaalanına gidince girişte sıkıntı çekiyor. Hatta bazen tatsız şeyler oluyor. Çekişmeler, çatışmalar oluyor. Bunu da minimuma indirmek için hepsini biz bir elden götürebiliriz. Size mesajımız büyükşehir olarak sizler bir teklif hazırlayın. Hepiniz anlaşın ama. Gruplar olmasın. O başka istiyor, ben başka istiyorum. O kooperatif bunu istiyor, bu olmasın. Tek bir konuda anlaşın, biz gözümüz kapalı imzalayalım. Yani gelecek şeyi gözümüz kapalı tartışmadan imzalarız. Yeter ki bir konu üzerinde tek bir görüş getirin. Ulaşım işini tek elden yönetecek şekilde çözmeliyiz dedi Başkan Güler. Ulaşımda master planına dikkat çekti. Bu aynı zamanda sahil, Ünye Fas'la deyip de sahil çizgisi yapmadım. Şimdi bakıyorum, şimdi Kumru'ya bakıyorum, Yusuf'a bakıyorum. Kumru'dan aşağı inerken de öyle, Korgan'da da öyle. Ayvası'dan inerken de öyle, Akkuş'ta inerken de öyle. Yani burayı artık yakışmıyor bize. Yani bu ulaşım işini tek elden yönetecek şekilde ele alalım. Bu sene yani 2025 hemen şimdi belki olmaz da 2025 yılı bizim aynı zamanda ulaşım master planı ile birlikte bu işi çözme yılımız olsun.
Ordu, Trabzon ve Giresun'da fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi kokarcı zararlısına karşı kimyasal ve biyolojik mücadele hız kesmeden sürüyor. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, zararlıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Tabii 2023 yılında yoğun olarak bu kahverengi kokarcı zararlısı ilimizde görülmeye başladığı andan itibaren de yoğun bir şekilde bu zararlıya karşı mücadele çalışmaları gerçekleştirmeye başladık. Kentin 3 bölgesinde rastlanan zararlının popülasyonu bu yıl fındık üretimi yapılan tüm ilçelerde tespit edildi. Yoğunluğun ise sahil kısmından ilçelerde olduğu gözlemlendi. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarcanın kentte 2023'te yoğun olarak görülmeye başlandığını ifade ederek zararlıya karşı yapılan mücadeleyi anlattı. Öncelikli olarak bakanlığımızın bu konuda hazırlamış olduğu eylem planı doğrusunda yerelde yapacaklarımızda Sayın Valimizin başkanlığında bir eylem planı oluşturarak bir karara bağladık ve bu doğrultuda da çalışmalarımızı devam ettirdik. Mekanik mücadele, kimyasal mücadele, biyoteknik mücadele ve biyolojik mücadelenin tamamını bu kahverengi kokarcayla mücadelede kullanmamız gerektiğine karar verdik ve bu doğrultuda çalışmalar yürütmeye başladık. Müdür Kemal Yılmaz, zararlıyla nasıl mücadele edileceğine ilişkin son bir yıl içinde 700'ün üzerinde eğitim faaliyeti yapıldığını işaret ederek bakanlıkça ruhsatlandırılan ilaçlarla tarım alanlarında çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılan kahverengi kokarcaya etkili ilaçlarla da gene tarım alanlarımızda bu ilaçlama çalışmalarına devam ettik. Haziran ayı içerisinde bakanlığımız Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen samuray arılarının doğaya salımını gerçekleştirdik. Bu kapsamda da 28 bin adet samuray arısını biyolojik mücadele amaçlı doğaya bırakmış olduk. Gene bakanlığımız destekleriyle temin ettiğimiz, bakanlığımız tarafından sağlanan kaynakla aldığımız feromonları ve feromon tuzakları mücadele amaçlı kullandık. 3560 feromonu zararlının yoğun görüldüğü yerlere asmak suretiyle cezbet yok et yöntemini kullanarak bu zararlıya karşı mücadele ettik. Kemal Yılmaz bundan sonraki süreçte nasıl çalışmalar yapacaklarıyla ilgili Vali Muammer Erol'un başkanlığında tüm sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek toplantı yaptıklarını ifade etti. Önümüzdeki süreçte ne yapacağımızla ilgili, gene nasıl çalışmalar yapacağımızla ilgili 20 Eylül tarihinde gene Sayın Valimizin başkanlığında tüm sektör paydaşlarımızla bir araya geldik ve burada yapacağımız çalışmaları kararlaştırdık ve bu doğrultuda şu an faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şu an bütün ilçelerimizde hem takip amaçlı tuzaklarla yayılımını takip ediyoruz, nerelerde bu mücadeleyi yapacağız ona karar veriyoruz. Hem de tüm ilçelerimizde yoğun bir şekilde gece eğitimleri de düzenlemek suretiyle bu zararlının üreticilerimiz tarafından öğrenilmesi, bilinmesi ve neler yapabileceğinin, onlara yapılabileceğini, onlara öğretilmesi adına bu eğitim çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. Tabii mücadele eylem planı kapsamında almış olduğumuz kararlardan bir tanesi de kışlaklarda ilaçlama çalışmalarına devam edilmesi oldu. Öncelikli olarak kışlaklarda mekanik mücadeleyi kullanarak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ancak özellikle metruk binalarda, boş binalarda, serenderlerde, odunluklarda, bu alanlarda da biyosidal ilaçlar kullanmak suretiyle kışlak mücadelesini gerçekleştireceğiz. Orta kesimden başlamak kaydıyla sahile doğru bu ilaçlama faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. Bu noktada 100 binin üzerinde bir kışlakta bu ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tabii bu çalışmalarda tüm sektör paydaşlarımız ve üreticilerimiz hep beraber bu mücadeleyi gerçekleştireceğiz. Bakanlığımız da bu noktada bu yapılan çalışmalara ilaç desteği sağlayacak. Bu konuda da bakanlığımız gerekli ödenekleri aktardı ve şu an alım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. İlaçlama faaliyetleri kışlak ilaçlamasıyla devam edecek. Yılmaz, orduda başta başkanlık olmak üzere valilik, sektör paydaşları ve üreticilerin kararlı bir şekilde bu işin üstüne gittiklerini sözlerine ekledi. Burada orduda başta bakanlığımız olmak üzere valiliğimiz, bütün sektör paydaşlarımız kararlı bir şekilde bu işin üstesine gidiyoruz. En başta da üreticilerimiz, şu an bireysel olarak da bununla yoğun bir şekilde mücadele eden üreticilerimiz var.
Biz bunu toplu mücadeleyle, hep beraber yapacağımız mücadeleyle inşallah bu zararlının, kahverengi kokarca zararlısının tarım ürünlerimizde yapmış olduğu zararı minimize edeceğiz. Çok düşük seviyelerde tutmak için gerekli çalışmaları bugüne kadar yaptık. Bundan sonraki dönemde de daha yoğun bir şekilde gerçekleştireceğiz. Ordu Valisi Muammer Erol resmen Ordu'da motosiklet denetim seferberliği ilan etti. Bu kapsamda Altınordu'da motosikletli sürücülere kask, ehliyet ve diğer materyaller konusunda denetim yapan ekipler sürücülerin tek tek GBT'sine bakıyor. Trafik birimleri motosikletlere dönük ve sürücülerine dönük denetimlerini bugüne kadar olduğundan daha fazla artırarak devam ettirecekler. Ordu'da emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin motosiklet konusundaki denetimlerinin artarak devam edeceğini işaret etmişti. Ordu Valisi Muammer Erol, Ekim ayı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda altını kalın kalın çizgilerle çizmişti. Motosikletlilere yönelik denetim konusunda taviz verilmemesi için de ekiplere talimatını iletmişti. İşte kaskı da olsa, işte tedbir de almış olsa adam hani saçma sapan bir sürücülükle işte milletin canına da kastedecek şekilde yanlış yaparak eğer o aracı kullanıyorsa o aldığı tedbirler ve bizim denetimimiz de para etmiyor maalesef. Yani üzüleceğimiz sonuçlara neden oluyor. Tedbirlerini alarak kullanmak var. Bir de böyle başkalarının hayatına kastedecek derecede sıkıntılı, yanlış kullanmak var. Yani eksik hatalı kullanmanın dışında bir de böyle yanlış kullanmak olunca işte sonucu maalesef üzücü oluyor. Bu kapsamda Ordu'da motosiklet denetim seferberliği devam ediyor. Altınordu'da motosikletlilerde kask, ehliyet ve diğer materyaller konusunda denetim yapan ekipler sürücülerin tek tek GBT'sine bakıyor. Eksik herhangi bir durum görüldüğü tespit edilen motosikletlilere ise cezai işlem uygulanıyor. Motosiklet sayısının ve kazasının gün geçtikçe arttığına vurgu yapan ekipler hem araç hem de motosiklet sürücülerini daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan ekipler güvenli sürüş konularında da sürücülere tek tek bilgiler aktarıyor. Ordu'nun zorlu coğrafyalarında 112 acil sağlık ekipleri büyük bir başarı gösteriyor. Ekipler Türkiye hedefinin altında tutturdukları skorla adeta göğüsleri kabartıyor. Bu kapsamda Ordu İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün ekiplere teşekkür etti. Öte yandan Müdür Tüzün helikopter ve uçak ambulans konusuna da açıklık getirdi. Detayları haberimizde. Bizim Türkiye ortalamalarında mesela merkezde ulaşım hedefimiz 7 dakika. Hedef 10 dakika, bizim ortalamamız 7 dakika. Kırsalda hedef 30 dakika, bakanlığın koyduğu hedef, bizim ortalamamız 21 dakika. Yani biz hedefin altında tutturuyoruz. Bu da özellikle kırsalda bu zor coğrafyada. Ordu'nun zorlu coğrafyalarında 112 acil sağlık ekipleri büyük bir başarı gösteriyor. Ekipler Türkiye hedefinin altında tutturdukları skorla adeta göğüsleri kabartıyor. Ve oralarda da bu zor coğrafyada, zorlu yollarda bizim 112 çalışanlarımız hedefi tutturuyorlar. Onlara gönülden teşekkür ediyorum. Allah nazar değdirmesin, tekerlerini taş getirmesin. Ordu İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, 112'lerin gereksiz yere kullanılmasına da ayrı parantez açtı. Bizim aylara göre de şey yaptığımızda mesela bir son bir yılda 105 bin çağrı almışız. Yani bu çağrılarda gerçekçi çağrılar da var. Yalan yanlış ihbarlar da var ondan sonra. Bir de parmağını hafif kesiyle çağıran vatandaşlarımız da var. Tırnağına diken bassa 112 çağıracak vatandaşlarımız var. Bu konuya dikkat etmelerini istiyorum. Çünkü sizin gereksiz çağrınız başka bir kişinin hayatına mal olabilir. Müdür Tüzün helikopter ve uçak ambulanslarla da ilgili konuştu. Helikopterin hava şartlarından dolayı kullanılamadığını ifade etti ve ordunun uçak ambulans kullanım oranını açıkladı. Helikopter ambulans için ordunun coğrafyası, daha doğrusu hava durumu çok uygun değil. Ben birkaç kere helikopter şey yaptık, hep hava durumuna takıldı. Ama uçak ambulansı kullanıyoruz. Endikasyon olursa, yani 2022'de 13, 2023'te 12, ilk 9 ayda da 8 tane uçak ambulans gelmiş.
Ordu İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün özellikle uçak ve helikopter ambulanslarda vatandaşların merak ettiği bir konuya da açıklık getirdi. O da ücretli olup olmadığıydı. Endikasyon varsa, gerçekten kişiye faydası olacaksa ambulansla gitmesinin, uçakla gitmesinin, o zaman istiyoruz. Bakanlık da onaylıyor zaten. Burada şeye hiç gerek kalmıyor. Yani bürokrasiyi devreye sokmaya, siyaseti devreye sokmaya hiç gerek yok. Endikasyon varsa burada, mesela kafa travmasında yüksek rakımı istemez beyin cerrahi. Basınç vardır, şey vardır. Mesela kafa travmasında diyorlar ki ambulansa gitmesi bizim için daha sağlıklı. O zaman ambulansla gönderiyoruz. TV52'de yayınlanan Yeni Gün programına konuk olan kuyumcu Coşkun Yayla altına dair son gelişmeleri paylaştı. Bakalım altın haftanın son gününü nasıl kapattı? Haftanın başında yine 2650 ons civarında başlayan altın yine hafta başında tekrar geri gelmeye başladı. 2024 senesinin başından bu yana rekor seviyeleri çıkarak güvenli limon olma özelliğini sürdüren altın Ekim ayında ne durumda? Haftaya nasıl bir başlangıç yaptı? Altına dair son gelişmeleri TV52 Yeni Gün programına konuk olan kuyumcu Coşkun Yayla aktardı. Altının haftaya gerileyerek başladığını söyleyen kuyumcu Coşkun Yayla gerilemenin sebeplerini sıraladı. Güncel fiyatları paylaştı. Haftanın başında yine 2650 ons civarında başlayan altın yine hafta başında tekrar geri gelmeye başladı. Aslında altın için olumlu bir hava oluşurken, yani altın fiyatlaması oturuyor derken 2600'lere kadar bir geri gelim oldu. 2600'lerde salı, çarşamba günleri 3020 civarı, 3010 civarı altın TL bazında geri gelirken dün öğleden sonra Amerika'dan gelen enflasyon verilerinin üzerinde açıklanması sonucunda biraz altın kendini hızlı bir şekilde yukarı toparladı. Ve şu anda da altını yine zirvelere yakın 2030-35, onsu da 2620-25 civarında olduğunu görüyoruz. Bu hafta bu şekilde kapatır diye tahmin ediyoruz. Artık haftaya nasıl bir süreç izleyecek onu tekrar göreceğiz. Altın konusunda uyarılarda bulunan Coşkun Yayla, Amerika'dan ve Orta Doğu'dan gelen haberlerin altın fiyatlarını yönlendireceğini belirterek altın yatırımcısının son gelişmeleri iyi takip etmesi gerektiğini vurguladı. Şimdi altın bu şu anki durumda zirvelerde olduğu için biraz temkinli olmak lazım. İyi takip etmek lazım çünkü faiz ve Orta Doğu'dan gelecek haberler yine altının fiyatlamasını belirleyecektir. Şimdi tekrar Amerika'dan gelen haberler faizin tekrar düşme eğiliminde değil de tekrar bir yükselebilir ya da o seviyede kalabilir olduğunu görüldüğü için tekrar altın bir alıcı buldu. Ama bu demek değildir ki yukarı gidecek. Bunda doların tutumu da önemlidir. Birazcık takip etmek lazım. Şimdi 2610 seviyesi altında bir dip seviyesi olarak görüyoruz. 2670 seviyelerini de direnç olarak görüyoruz. Bu seviyelerin üzerinde ya da altında kapanışlar olduğu zaman altının yönü biraz daha belli olacaktır. Orta Doğu'dan gelecek haberler, bir de faiz haberleri altının haftadaki yönünü belirleyecek. Kuyumculardaki düğün alışverişinin geçen seneye oranla bu sene daha sakin geçtiğini ifade eden Yayla, bu azalmanın sebeplerini anlattı. Bu sezon mesela demiştik, düğün alışverişleri, geçen programlarımızda konuşmuştuk, biraz daha böyle sakindi bu seneye göre, pardon bu sene, diğer senelere göre biraz daha sakindi. Bunda da neyin sebebi vardı? Piyasaların, faizin çok olmasının, insanlar önünü görememesinin birazcık etkileri vardı bunda ama biz hiç boş kalmadık, sürekli satış halindeydik ama bu düğüncülere değil de yani yatırımcılara, ondan sonra böyle fantezi ürün alıcılarına. Piyasa hiç bizde boş durmadı diyemem, boşalmadı yani. Evet. Düğün sezonunda alışveriş yapamayan insanlar da elindeki hazırlığını yatırım yaparak yönlendirdiler. Korgan'la Mustafa Yasin Alaycı, Tokat Niksar'da üniversite arkadaşlarının yanına giderken geçirdiği motosikletli kaza sonrası yaşamını yitirdi. Henüz 20 yaşında hayata veda eden genç Yasin, sevenlerine bu acı haberle yasa boğdu. Korganlı genç Tokat Niksar'da üniversite arkadaşlarının yanına giderken geçirdiği motosikletli kaza sonrası yaşamını yitirdi.
Korgan'da yaşayan Resmiye ve Mehmet Alaycı'nın oğlu, mahallenin sevilen simalarından 20 yaşındaki Mustafa Yasin Alaycı, kullandığı motosikletle tek taraflı bir kaza geçirdi. Gerçekleşen kazada motosikletini mucura kaptıran Korganlı üniversite öğrencisi, kaza sonrasında Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Niksar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç Yasin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Niksar Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu bilinen, henüz 20 yaşında hayata veda eden genç Yasin, tüm sevenlerini bu acı haberle yasa boğdu. Ordu'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine İstanbul'dan Ordu'ya gelen iki otomobili durdurdu. Ekiplerce araçlarda yapılan aramada 965 uyuşturucu hap ile 41 gram skank maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan TA, SK, AT ile UG işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İstanbul başta olmak üzere Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bandırma'dan Doğu Karadeniz'e gelen çok sayıda balıkçı, sabahın erken saatlerinde çıktıkları avlanmayı gün boyu sürdürüyor. Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından vira bismillah diyerek denize açılan Doğu Karadenizli balıkçılara palamut avının bolluğu dolayısıyla İstanbul, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bandırma'dan gelen tekne ve gırgırlar da eşlik ediyor. Gece saatlerinden itibaren avlanmaya başlayan balıkçılar avlandıkları palamutları sabahın ilk ışıklarında Sürmene, Yomra ve Araklı'daki limanlara bırakıyor. Kasalar halinde kamyonetlere yüklenen palamutlar Türkiye'nin farklı illerinde satışa sunuluyor. Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatif Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, av sezonu öncesinde palamutla ilgili beklentilerinin güzel gerçekleştiğini söyledi. Geçen sene diyelim Zonguldak, Ereğli o bölgelerde, yani Batı Karadeniz bölgesinde yoğun bir şekilde bir avcılık oldu. Ama bu sene bakıyorsun Doğu Karadeniz'in belli bir bölgelerinde yoğun avcılık var. Mesela Doğu Karadeniz'in diyelim bir ara Hopa, o civarda Çayeli, Hopa, Fındıklı bölgesinde oldu. Şimdi mesela bugün itibarıyla Yomra, Sürmene arasında bir yoğunluk var. Bir bakıyorsun bir gün sonra Ordu'ya kadar uzanıyor, tekrar balık geliyor. Sanki arkası sürekli geliyor gibi. Yani beklenenin bayağı üstünde bir avcılık oluyor. Yani çünkü palamut şansa, biz palamuta hamsinin ön hazırlığı gibi bakarız her zaman. Ama bu sene işi rast giden gerçekten avcılığı iyi oldu yani. Bereketli bir avcılık geçiriyorlar. İnşallah daha da iyi olur. Vatandaş gerçekten balığı bedava yiyor. Bir kilo balık, şu balığı 4 kişi çok rahatlıkla yiyebilir. Türk bayrağının sallandığı her yerde varız yani. Biz nasıl Ege'ye, Akdeniz'e, Marmara'ya gidiyorsak, tabii oradaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, çok samimi dostlarımız da Bandırma'dan, Boğaz'dan, İstanbul'dan, işte Zonguldak'tan küçük, büyük bütün avcılar burada. Hepsi bizim kardeşimiz. Hepsine bol bereketli avlar diliyoruz. Sürmene açıklarında avladıkları palamudu kıyıya getirerek bırakan balıkçı Muammer Akbaş ise bol palamut avı dolayısıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. Bizim günümüz mü? Bizim palamutta günümüz nasıl geçiyor? Gece gündüz fark etmiyor bizde. Gece gündüz devam. Mola tabii arada bir 3-5 saatlik molamız oluyor tabii ki yani öyle. Yani palamut da öyle. Palamut da gece gündüzün olmaz. Sürekli çalışacak. Sabaha gecesi yok. Ordu'da yılın ahisi seçilen ağaç torna ustası Ali Kılınç, 50 yıldır mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Yılın ahisi seçilen Kılınç yaptığı açıklamada, "Her şeye rağmen işimizi sürdürüyoruz ve ekmek paramızı çıkartıyoruz," dedi.
Ordu'da yılın ahisi seçilen ağaç torna ustası Ali Kılınç 50 yıldır mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Giresun'daki sanayide ahşap torna dükkanında 1974'te çıraklığa başlayan Ali Kılınç, kalfalık dönemlerinin ardından Ordu'ya taşındı. Kılınç 46 yıldır Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesindeki 40 metrekarelik atölyesinde müşterilerinden gelen masa, merdiven korkuluğu, kaşık ve oklova gibi siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Tek başına özveriyle işini devam ettiren 64 yaşındaki Kılınç, ahili kültürü haftasında Ordu'da yılın ahisi seçildi. Ödülünü Ordu Valisi Muammer Erol'dan alan Kılınç, Ticaret Bakanlığı'nca da Ahi Esnaf Beratı'na layık görüldü. Ali Kılınç, mesleğe ilkokul çağlarında başladığını, 50 yıldır da geçimini bu işten sağladığını söyledi. Meslek hayatının büyük bölümünü Ordu'da geçirdiğini belirten iki çocuk ve iki de torun sahibi Kılınç, mesleği sayesinde ailesinin geçimini sağladığını, emekli olduğunu anlattı. Ordu'da bir yaklaşık 40 senenin üstünde bu işi icra etmeye çalışıyorum. Bu mesleğe 1974 yılında ilkokulu bitirdikten sonra girdim. Daha sonra 2 yıl eğitim altyapıyı gördükten sonra Ordu'ya geldim. 78 yılından sonra Ordu'da bu mesleği icra etmeye başladım. Hı hı. Yanılmıyorsam 84 yılında esnaflık hayatıma başladım. Yaptığı işleri görenlerin mesleği sürdürmesi yönündeki isteklerini kendisiyle paylaştıklarını anlatan Kılınç, onların bu tavsiyelerini duyunca ben de çok mutlu oluyorum ifadesini kullandı. Her şeye rağmen işimizi sürdürüyoruz ve ekmek paramızı çıkartıyoruz şeklinde konuşan Kılınç, kendisini tercih eden müşterilerine teşekkür etti. Benden beklentileri bu işi icra etmemi tavsiye ediyorlar. Yani onlar da birine bir iş görünce seviniyor. Yani insanlarımız ufak bir iş de olsa seviniyor, mutlu oluyor. Ondan ben de mutluluk haz alıyorum. Birine iş yapınca. Ali Kılınç, yılın ahisi seçilmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu da dile getirdi. Vallahi benim için çok onur verici. Yani maddesel boyutuna bakmıyorum. Gerçekten benim için onur verici. Gerçekten sevindik yani. Hepimiz sevindik ailecek. Ya işler tamamen serileşti yani eskiye oranla. İşte eskiden bizim zamanımız bile olmuyordu yani. Dinlenme bile zamanımız olmuyordu. Ama şu anda dediğim gibi, az önce belirttiğim gibi, teknoloji bazı iş dallarını bitirdiği gibi bizim iş dallarını da bayağı etkiledi yani. Bu haberle birlikte ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.